Merhaba sevgili izleyenler, ben Özlem Karakullukçu. Ana Haber'le karşınızdayım efendim. Bugünü noktalayacağız. Birazdan Borsa İstanbul performansını hem değerlendireceğiz, aynı zamanda da kapanışını gerçekleştireceğiz. Bugün bizlere hem bugünü aynı zamanda önümüzdeki haftayı değerlendirecek konuklarımız. Evet, günün özellikle öne çıkan haberleriyle devam edelim. Reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranını yayımladı. 2023 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puanlık artışla 105,1 seviyesine gerçekleşti ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre yine %1,4 puanlık artışla %75,6 seviyesine gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,9 puanlık artışla 75,4 seviyesinde izlendi ve önceki veri %73,5 olarak kaydedilmişti. Diğer haberimiz ise ticari araçlarla ilgili. Yenilemesinde ÖTV ödenmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı ticari araçların yenilenmesinde ÖTV'nin kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonda taşımacılık yapanların aynı cins taşıcı taşıtlarda yenilendiğinde ÖTV ödemeyeceğini konuştu ve aynı zamanda Erdoğan evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz dedi. Ve yatırım harcamaları enflasyonun altında gerçekleşti. Merkez Bankası 2023 yılı bahar dönemi yatırım eğitimi eğilimi anket sonuçlarına göre imalat sanayi genelinde 2022 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış gözlenirken yatırım harcamalarının enflasyonun altında kaldığını izledi ve imalat genelinde artış %41,6 olarak kaydedildi. Almanya'da iş dünyası güveni 6. ayda da iyileşti. Almanya'da iş dünyası güveni enerji şokunun yine atlatılmasıyla birlikte Nisan'da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede Ifo İş Dünyası Endeksi Nisan'da 93,2'den 93,6'ya yükselirken beklenti ise 93,4'tü. Beklenti endeksi 91'den 92,2'ye yükselirken cari koşullar endeksi 95,4'ten 95'e geriledi ve Ifo Başkanı ise Alman şirketlerin endişelerinin azaldığını belirterek ancak ekonomi hala dinamizmden uzak açıklamasını yaptı. Ve gidiyoruz Rusya'dan tahıl tehdidine. Buğday, Moskova'nın G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatının çoğunu tamamen yasaklamaya devam etmesi halinde Ukrayna'nın Karadeniz'den mahsul gönderilmesine izin veren bir anlaşmadan çekilebileceğini söylemesinin ardından 3 günlük kayıplarını geri aldı ve yükseliş sergiledi. Bloomberg kaynaklarına göre G7 yetkilileri ihracatın önemli bir kısmını tamamen yasaklamasıyla birlikte bu yasaklamayı değerlendirirken Mayıs ayında Japonya'da yapılacak liderler zirvesi öncesinde konunun görüşüldüğü bilgiler arasında ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı ise yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamada
ülkemize mal ihracatının varsayılan uygulama olarak tamamen yasaklanması bizim misilleme yapmamız ve ülkemizden mal ithalatının yasaklanması anlamına geliyor dedi ve aynı zamanda tahıl anlaşması sona erecek ifadelerini de kullandı. Evet efendim, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. %0,2'lik bir yükseliş kaydetti. 5022,79 puan seviyesinde, 5000 puan seviyesinin üzerindeki olan aslında buradaki direniş önemli. Ancak seçimlere kadar hala belirsizlik devam ediyor. BIST 54.506 yatay negatif, 5512'de ise yine BIST 30 endeksini okuyoruz. Birazdan konuğumuza detaylarıyla soracağız. Bu kapanışlar yarınki açılışı nasıl etkiler? Seçime kadar olan performansta alım fırsatları var mı? Ya da hacim tarafında özellikle trendi yükselişi çekecek bir taraf var mı? Bu dönem içerisinde yeni halka arzlarla ilgili detayları da öğreniyor olacağız. Evet efendim, gidiyoruz o zaman. Konuğumuz Özgür Çandır'a bizlerle birlikte stratejist. Özgür, hoş geldin. Senin de geçmiş bayramın öncelikle mübarek olsun diyelim. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar diliyorum. Ben de senin geçmiş Ramazan bayramını kutlarım. Teşekkür ediyorum. Hemen sana sormak isterim. Yükselişle tamamladı ama tabii burada çok kritik noktalar var. Hacim tarafı zayıf. 5000 puan seviyesinin üzerinde tamamlama isteği.
özellikle BIST 100'ü biz okuyoruz ama BIST 100 dışı endekslerde de yani BIST 100 dışı hisselerdeki performans da aslında kayda değer nitelikte ve gerçekten burada da performanslar nasıl gidiyor? Genel hatlarıyla Borsa İstanbul'u dinleyelim mi? Bugünkü kapanış yarına nasıl yansır? Tabii aslında belirttiğin gibi hacimsiz geçtiğimiz haftalarki hacme yakın bir piyasa izledik. Yatay bantta gün içini geçiren bir piyasa izledik. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalaması olan 5080 seviyesi bir bugün direnç olarak kabul etti Borsa İstanbul tarafı BIST 100 endeksi. 5080 seviyesinin üzerine atamayınca tekrardan saatlik grafiklerde trend dibine kadar, kanal alt bandına kadar geri çekildi. Tabii piyasa bunu kabaca 5000 üzerinde kalma isteği olarak da nitelendirebiliyor. 5000 üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Yani destek seviyesine yakın olan 5000 seviyesinin üzerindeki kapanış açıkçası önümüzdeki günler adına umudun devam etmesini sağlar nitelikte diyebiliriz. Yukarıda da biraz önce belirttiğim gibi 5080 seviyesi özellikle 50 günlük hareketli ortalama olması itibariyle üzerinde günlük kapanış yapmamız gereken bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. 5080 seviyesi üzerinde biraz da hacim destekli bir kapanış. Tabii tekrardan algının pozitif tarafa yönelmesine sebep olabilir. Biraz belirttiğin gibi seçim öncesi oluşan belirsizlik ortamı da yatırımcıları kısmen de olsa bu tarafta daha defansif kılmaya başladı. Farklı enstrümanlara bir yönelim olduğunu, Borsa İstanbul tarafında da izle ve gör şeklinde bir strateji oluştuğunu görüyoruz. Tabii belli başlı biraz önce de belirttiğin gibi sektörel hareketlilikler özellikle haber akışına dayalı geçtiğimiz hafta da bunu gördük. Bugün de yine keza gördük. Haber akışına dayalı sektörel bazı ya da hisse bazı hareketlilikler olduğunu da görüyoruz. Bugün de otomotiv sektörüyle ilgili biraz önce seninle paylaştığım haber otomotiv sektörünü hem önümüzdeki dönemki olumlu bilanço beklentileriyle hem de bugünkü haber akışı etkisiyle canlı tuttu. Bugün baktığımız zaman sektörel bazda en hareketli ve en pozitif tarafta olmaya çalışan sektör otomotiv tarafıydı. Tabii burada baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki büyük resme özellikle yukarı yönlü hareketlerin oluşması için bankacılık sektörünün, bugün de bunu özellikle gördük, bankacılık sektörünün ciddi anlamda destek vermesi gerekiyor. Daha önceki yayınlarda da paylaşmıştık. Sanayi sektörü tabii özellikle 5000-5500 hareketine kadar olan süreçte ciddi anlamda destek verdi Borsa İstanbul'daki yükselişe. Ve özellikle son dönemki bilançoların kısmen de olsa birazcık daha zayıflamaya başlayacak olmasının sebebiyle sanayi sektörünün biraz daha dinlenme tarafında fakat bankacılık sektörünün devreye girecek nitelikte olmasını özellikle göz önünde bulundurmuştuk. Bugün de bankacılık sektöründeki zayıf seyir piyasanın belli bir dar bantta hareketine sebep oldu. Yani önümüzdeki günlerde biz Borsa İstanbul'la ilgili yukarı yönlü beklenti içerisine şayet gireceksek burada bence en önemli etki, en önemli destek bankacılık sektöründen gelmedi. Geçtiğimiz yılki bilançoların bu sektörde çok pozitif tarafta olduğunu, ilk çeyrek bilançolarında belki son çeyrek kadar olmasa bile yine de pozitif tarafta olabileceğini paylaşmıştık. Özellikle bu hafta tabii bilançolar da gelmeye devam edecek Borsa İstanbul'daki şirketler tarafında. Bankacılık sektöründe Akbank bilançosuyla karşılayacağız önceki dönemdeki gibi. Şayet bu tarafta en azından geçtiğimiz dönemki kadar olmasa bile belirgin bir pozitiflik görürsek bu sektörle yukarı yönlü borsa tarafında yukarı yönlü hareketleri seçim öncesi de görmemiz mümkün olabilir. Yani özellikle yatırımcılar şayet piyasayla ilgili yön arayışında yukarı yönlü bir beklenti içerisindelerse burada bankacılık sektörünü bence önemli takip etmeliler. Şayet bu sektör Borsa İstanbul tarafına destek verirse biraz da belirttiğim gibi bilanço etkisiyle biz tekrardan yukarıda 5200-5350 gibi seviyeleri test etmek isteyebiliriz. Tabii geri çekilmelerde de ilk etapta 4920 seviyesi yani 5000 altında şayet kapanışlar oluşursa 4920 seviyesi göze çarpıyor. Bu seviyeye kadar olan geri çekilmeleri birazcık da normal karşılamak
gerekiyor. Piyasanın etkisi olarak görebiliriz. 4920'ye kadar olan geri çekilmelerde hisse bazlı ya da sektörel bazlı hareketlilik devam da edebilir. Ama şimdilik görünen o ki biraz daha dar bantta hareket etmeye çalışan, özellikle seçim belirsizliğinde çok fazla satın almak istemeyen bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Bunu zaten hacim de bize net bir şekilde gösteriyor. Geçtiğimiz hafta piyasayla ilgili tekrardan umut vaat eden nokta da geriye çekilmelerde hacmin biraz zayıfladığını ama yukarı yönlü ataklar oluştuğunda hacmin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu da en azından önümüzdeki günler adına piyasayla ilgili borsa tarafıyla alakalı umut vaat eden bir etki diye paylaşabiliriz. Peki bu umut vaat eden etki dedin, özellikle bazı sektörler özelinde gidelim. Kriz tarafı özellikle dünyada bankacılık tarafında, bankacılık sektöründe yoğunlaşmaya başladı ama bazı bilir kişiler, uzmanlar, ekonomistler bankacılık sektöründe öyle beklenen bir krizin olmayacağını da söyledi. Yorumlarda biz bunu bugün haber içerisinde de detaylandırdık. Sen küresel tarafta bankacılık sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? Yurt içine indirgediğimizde var mı burada bir tehlike yaratan durum ve endekste özellikle nasıl bir ayrışma olacak? Kamu, özel de dahil olmak üzere bir ayrışmada detaylarıyla dinleyelim senden. Tabii. Özellikle öncelikle tabii yurt dışı tarafında bankacılık krizini geçtiğimiz dönemde ciddi anlamda hissettik. Ve tabii bu genele yayılır mı soru işaretleri gündeme geldi ama şimdilik çabuk atlatmış görünüyor bankacılıkla ilgili krizi, özellikle global piyasalar. Fakat tabii küçük ve orta ölçekli dediğimiz yapılarda özellikle önümüzdeki dönemde tekrar sıkıntı oluşabilir mi? Hatta bununla alakalı FED sürpriz bir kararla belki de bu yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayabilir mi? Bunu izleyeceğiz. Ben henüz tabii tam anlamıyla bankacılık krizinin global piyasalarda, küresel piyasalarda atlatıldığını düşünmüyorum açıkçası. Bu anlamda tekrar karşımıza özellikle bankacılık krizinden sonra Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarında da bunu gördük. Özellikle küçük orta ölçekli bankalarda bu risk kısmen de olsa devam ediyor. Bu açıklamalar da destekleyici nitelikteydi o dönem için. Burada tabii bir ayrışma oldu. Yani bir sermaye değişimi olduğunu gözlemledik. Bu durum açıkçası büyük bankalara tabii ki pozitif anlamda etki ederken küçük ve orta ölçekli bankaların hala soru işaretleriyle yoluna devam ettiğini bize gösterdi. O açıdan da önümüzdeki süreçte şimdilik sanki ortadan kalkmış gibi görünen bu kriz, bankacılık krizi, farklı etkilerle karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden de FED bu anlamda kararlı bir tutum içerisinde 2023'te politik faizini indirmeyeceği yönünde sürekli açıklamalar yapsa bile belki bu anlamda böyle bir karar almasına sebep olabilecek bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden de şimdilik küresel piyasalarda bankacılık krizi bence küçük ve orta ölçekli bankalar için hala devam ediyor diyebilirim. Tabii bizim tarafa gelince bizim tarafta uygulanan ekonomi politikası doğrultusunda özellikle geçtiğimiz sene bankacılık tarafında biraz önce de belirttim 2022 senesinde ciddi karlılıklar gördük. Fiyat kazanç oranlarının çarpanlarının ciddi anlamda geriye çekildiğini gördük bu bilançolar etkisiyle. O yüzden tabii mutlaka sistematik riskler var. Fakat şimdilik bizim tarafta ciddi anlamda global piyasalardaki, küresel piyasalardaki bankacılık kriziyle tetikleyecek bir unsur iç piyasamızda görünmüyor. Tabii önümüzdeki günlerde muhtemelen revize edilecek ekonomi politikaları ile birlikte bu durum bankacılık sektörüne bizim tarafta nasıl yansır izleyip göreceğiz. Fakat şimdilik görünen o ki bizim taraf için söylüyorum, uygulanan ekonomi politikası bankacılık sektörü üzerinde ciddi anlamda en azından bilançosal olarak baktığımız zaman pozitif etki yarattı. O yüzden de özellikle Borsa İstanbul'u ilişkilendirdiğimiz kısımda şayet Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir iştah oluşacaksa bu mutlaka çarpanlarından da tabii ki dolayı bankacılık sektörüyle oluşacaktır.
Yani toparlayacak olursak küresel piyasalarda hala özellikle küçük orta ölçekli bankalarda bankacılık krizi riski devam ediyor. Fakat bize yansıması bunun sınırlı olacaktır. Aslında kamu bankaları ile ilgili işte geçtiğimiz hafta özellikle bayram öncesinde haber akışı etkisiyle yukarı yönlü sert bir hareket gördük ama tabii deprem sonrası özellikle kamu bankalarına muhtemel binecek yük ister istemez bu tarafı ve bugün tabii gelen reel güven endeksi de mutlaka etki yarattı. Kamu bankalarının baskılar nitelikte oldu. Yani burada özel bankaların kısmen de olsa kamu bankalarına göre bugün için söylüyorum yatay negatif kapattı tabii özel bankalar fakat kısmen de olsa kamulara göre daha pozitif ayrıştı. O açıdan da önümüzdeki dönemde tabii özel bankalar bu anlamda kamu bankalarına göre bu içinde bulunduğumuz durum etkisiyle ayrışabilir. O yüzden de bu tarafta özellikle kamu bankalarına binecek birazcık da yükü tabii takip etmek bizim iç tarafta önem arz ediyor. Fiyatlama olarak baktığımız zaman bankalarla ilgili fiyatlamaya biraz önce de belirttiğim gibi çarpanların çok aşağılarda kaldığını muhtemel gelecek bilançolarla özellikle çarpanların biraz daha geriye çekilebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu da tabii temel anlamda fiyatların ucuzlamasına da sebep olacak. O açıdan da önümüzdeki günlerde biraz önce de belirttiğim gibi belirsizlik kısmen de olsa ortadan kalktığında bankalar tarafı ile ilgili pozitif bir fiyatlama ise tarafında pozitif bir fiyatlama görmemiz mümkün görünüyor. Evet. Peki Özgür biraz küresel tarafa da dönüş yapalım istersen. Özellikle ABD ekonomisinde durgunluk sinyalleri var mı? Resesyon ihtimali var mı? Makroekonomik veriler yakın mercek altında ama birbiriyle de çelişmiyor değil. Senin genel bakış açın nasıl? Gerçekten ABD ekonomisinde genel bir durumu şöyle bir temel analizle sonrasında riskli piyasaları indirgediğimizde nasıl bir olası riskler doğuruyor? Bilanço dönemi tamam burada bazı şirketler destekliyor vesaire ama gel gör ki rüzgar tersine de esebilir. Tabii bu resesyon konusu uzunca bir süredir konuşulan bir konu özellikle Amerikan ekonomisi için. Ama baktığımız süre içerisinde özellikle Fed kanadından yapılan açıklamalar, Powell'ın açıklamaları ya da uygulanan o taraftaki de ekonomi politikası dengeleyici nitelikli olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda tabii o tarafta enflasyonla ilgili mücadelede beklenti üzerinde ciddi anlamda politik faiz artışını gözlemledik. Yıl sonunu 2022 sonunu 75 bandında faiz arttırımıyla sonlanır diye beklerken 4 üzerine çıkan bir politik faiz gördük. Ve 2023'ün ilk çeyreğinde de bu politik faizin artışını gözlemledik. Kararlı bir şekilde enflasyonla ilgili mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Fakat tabii bir yandan da özellikle Powell'ın açıklamalarında geçtiğimiz sene bunu da takip etmiştik. Bu sene de aynı tavrı devam ediyor. Özellikle enflasyonla ilgili mücadelede kararlı bir tutum içerisinde olsa da finansal dengeleri bozmayan nitelikte bir yapı da sergiledi bu süreçte. O açıdan da baktığımız zaman tabii enflasyonun da kademeli olarak geriye çekildiğini, tabii bunun etkisiyle zaman zaman büyüme rakamlarının da revize edildiğini gözlemledik. Şimdilik açıkçası 2023 sonuna kadar olan süreçte resesyon tabii ihtimali hep masada olsa bile genel anlamda akışın belli bir seyirde süreceğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de yani bu yıl içerisinde de. Burada tabii önceliği Fed ve Powell enflasyonla olan mücadeleye tanıdı. Özellikle tabii son gelen veriden sonraki veri tekrar revize edilip 4.2 seviyelerine kadar enflasyon beklentisi çekildi. Ama biraz önce de belirttiğim gibi finansal dengeleri çok fazla bozmadan bunu belli bir kontrolle yapmayı hedeflediği için şimdilik açıkçası gelen verilerde de ciddi anlamda bir bozulma ya da işte tabii ki mutlaka geriye çekiliyor enflasyon geriye çekildikçe ama genel anlamda net bir bozulma olmadığını görüyoruz. O açıdan da şimdilik 2023 sonuna kadar olan süreçte
zaman zaman masaya yatırılsa bile işte resesyon oluşacak mı ya da resesyon geliyor mu şeklinde açıklamalar mutlaka olsa bile hani 2023 sonuna kadar böyle bir durumun oluşacağını düşünmüyorum ilk etapta. Ama biraz önce de söylediğim gibi enflasyonla ilgili mutlaka kararlı mücadele devam edecektir. Bir önceki ayda da bunu gördük. Biraz önce de bahsettik. Bankacılık krizi olmasına rağmen bunu çok kısa sürede savuşturup tekrardan bu anlamdaki kararlı tutumunu sergiledi. Bu açıdan da Mayıs toplantısında da 3 Mayıs'ta olacak toplantıda da muhtemelen 25 baz puan faiz arttırımı gelebilir. Ama burada tabii önemli olan sonraki süreçteki yani karar açıklandıktan sonraki açıklamalar biraz daha bu anlamda yine finansal piyasaları dengeleyici bir açıklama Powell tarafında görebiliriz. Bu da en azından resesyon ihtimalini öteleyen bir yapı oluşturabilir önümüzdeki süreç için. Biraz önce de belirttiğim gibi 2022'den beri hep bu ihtimal masada ama gelen veriler biraz önce senin de söylediğin gibi bu anlamda destekleyici henüz bu ihtimali destekleyici nitelikte değil. O açıdan da bunu bir denge içerisinde FED ve Amerikan ekonomisi bir anlamda sağlayacak görünüyor bir süre daha. Özgür Çandır, teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Sağ ol. Rica ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim gidelim şimdi haberlerimize. Hafta sonu özellikle bayram tatilinde birçok genel gelişme oldu ve yurt içinde önemli haberleri aldık. Güzel haberler var içerisinde. Onların birinden bahsedelim. TOK kampüsünde batarya fabrikası temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa ticari araçlarını yenilemeleri halinde ÖTV muafiyeti tanınacağının müjdesini verdi. İzliyoruz. Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyük şehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımızı da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
İnşallah yeni meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi beklentiler üzerinde artarak 11 ayın zirvesine tırmandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini yayımladı. 2023 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 105.1 seviyesine gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.0 seviyesine gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde sabit sermaye yatırım harcaması, ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam ve üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeks artışı yönünde etkilendi. Son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoğu ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksinde ise azalış gözlemlendi. TÜİK ise hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri Nisan 2023 verilerini yayımladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende, ticaret ve inşaat sektörlerinde düşüş kaydetti. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1.1 artarken perakende, ticaret sektöründe %1.3 ve inşaat sektöründe %0.1 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi Mart'ta 116.8 iken Nisan'da 118.1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında 117.7 değerindeyken Nisan'da 116.2 olarak kaydedildi. İnşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88.5 iken bu ay 88.4 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.4 puan artarak 175.6 seviyesine gerçekleşti. ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi sistemik risklerin erken teşhisi için tekrar 2012 kılavuzundaki düzenlemelere dönme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki bankanın batması Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'ni banka dışı sistematik riskler konusunda kuralları sıkılaştırmaya sevk etti. Toplantıda konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, denetim eksiklikleri ve sıkıntıdaki firmalardan sistemik yayılma potansiyeli nedeniyle hedge fonlarda dahil olmak üzere banka dışı finansal kuruluşlara ilişkin endişelerini dile getirdi. Bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite ile desteklendiğini söyleyen Yellen, son yaşananların ise acil müdahale yetkisinin önemini gösterdiğini ifade etti. Donald Trump döneminde yapılan mevzuat değişiklikleri sorunlu firmaların belirlenmesini zorlaştırıyor ve sürecin yıllara yayılmasına neden oluyor. Yellen, söz konusu değişikliklerin istikrara dönük risklerin tespitini 6 yıla kadar uzatan ve konseyin zamanında harekete geçmesini engelleyici, gerçekçi olmayan zaman çizelgesi olduğunu söyledi. Gündeme gelen uygulamaysa bir şirketteki mali sıkıntının mali istikrar için tehdit oluşturup oluşturmayacağının belirlendiği 2012 yılı kılavuzundaki niceliksel ve niteliksel bir analiz süreci olacak. Toplantıda konuşan FED Başkanı Jerome Powell da önerilen değişikliklerin finansal istikrara yönelik riskleri ele almak için dengeli bir yaklaşım oluşturacağını ifade etti. Powell düzenlemelerin konseyin kullanabileceği tüm araçların eşit düzeyde kalmasını sağlayacağını söyledi. Credit Suisse, küresel piyasaları sarsan krizin patlak verdiği ilk çeyrekte bankadan 69 milyar dolarlık çıkış yaşandığını açıkladı. Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse Bankası bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın ilk çeyrekte 69 milyar dolarlık net çıkış yaşadığı belirtildi. Açıklamada Credit Suisse'in bu yılın ilk çeyreğindeki performansında bankanın iflasın eşiğine gelmesi ve UBS grup tarafından satın alınmasına yönelik planların etkili olduğu belirtildi. Öte yandan çıkışların ılımlı olduğu vurgulanırken söz konusu çıkışların tersine dönmediği de ifade edildi. Credit Suisse'ten bu yılın ilk çeyreğindeki net varlık çıkışının özellikle geçen ayın ikinci yarısı arttığı bildirildi. Geçen ay ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Banka en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından iflasın eşiğine sürüklendi. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almak zorunda kaldı. Almanya'da hükümet ve sendikalar kamu çalışanı hakları konusunda anlaştı ve şimdi detaylarını izliyoruz.
Almanya'da 2,5 milyon kamu çalışanına tek seferlik 3.000 euro ve ücretlere %5,5'lik zam konusunda anlaşma sağlandı. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası ve Memurlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 4. turda sağlandığı ve kamu çalışanlarına yapılacak ödemenin 1.240 eurosunun Haziran'da, kalanının ise Şubat 2024'e kadar aylık 220 euro şeklinde ödeneceği belirtildi. Buna göre maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk olarak 200 euroluk zam yapılacak. Ardından %5,5 zamla ayda en az 340 euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek. Yapılan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'nın ekonomik durumuna dikkat çekerek, sendikaların taleplerini zorlayıcı haldeki bütçeye göre sorumluluk alabileceğimiz ölçüde karşılamaya çalıştık şeklinde konuştu. Morgan Stanley CEO'su James Gorman, dünyanın bankacılık kriziyle karşı karşıya olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ard arda batan bankaların sebep olduğu bankacılık krizinin etkilerine ilişkin açıklama yapan Morgan Stanley CEO'su James Gorman, bazı bankaların faiz risklerini yönetemediğini ancak bankacılık sisteminin stabil ve sağlıklı olduğunu belirtti. Yaşananların 2008 krizinden oldukça uzak olduğunu ifade eden Gorman, sistematik bir kriz olmadığını ileri sürerek bankacılık sektöründe daha fazla düzenleme gerekmediğini vurguladı. Fed'in faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CEO, Fed'in faiz indirimi yapması durumunda şaşırmayacağına dikkat çekerek, hala enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyorlar ve bu gerçekleşene kadar faiz artışı devam edecektir. Bir ya da iki faiz artışı daha olabilir, dedi. Japonya Merkez Bankası Başkanı, bankanın enflasyon tahminlerinin oldukça güçlü olması gerektiğini söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazu Ueda, parlamentoya yaptığı açıklamada, Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi siyasetini değiştirmeden önce enflasyon kestirimlerinin güçlü olması gerektiğini söyledi. Şu anda trend enflasyonun %2'nin altında olduğunu ifade eden Ueda, bu nedenle parasal genişlemeyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Ueda, trend enflasyonun %2'ye ulaşması durumundaysa Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirmesi gerektiğine değindi. Merkez Bankası'nda Nisan ayında görevi devralan Ueda'nın başkanlık edeceği birinci oran incelemesinde aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası Perşembe günü başlayacak 2 günlük politika toplantısında kurulun yeni 3 aylık büyüme ve enflasyon tahminlerini ele alacak. Politika yapıcılar enflasyona işaret ederek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı için arttırımların süreceği sinyalini veriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yapılacak toplantısı yaklaşırken, yönetim konseyi üyelerinden gelen açıklamalar, faiz artırımlarının devam edeceği ama artırım oranının verilere göre belirleneceğini gösteriyor. Konsey üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı olan Yanis Tornaras, politika faizinin tavan seviyeye yaklaştığını ve Mayıs ayı toplantısında politika yapıcıların çok dikkatli olması gerektiğini, aynı zamanda alınacak kararın verilere dayanacağını vurguladı. Bir televizyon söyleşisinde görüşlerini açıklayan Stornaras, politika faizinin henüz tavan seviyeye ulaşmadığını ama buna yakın olduğunu söyledi. Euro bölgesinde enflasyon Ekim ayında %10,6 ile tarihi zirvesini gördü. Son olarak Mart ayında ise %8,5'ten %6,9'a hızlı gerilemişti. Bir diğer konsey üyesi olan Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch ise, ECB'nin faiz artırımlarını sona erdirmeden önce yerine getirmesi gereken koşullar olduğunu ve ücret artışlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Financial Times gazetesine konuşan Wunsch, bir noktada faizi %4'e çıkarmak zorunda kalırsak şaşırmam ifadelerini kullandı. ECB'nin Mayıs ayında politika faizini 25 bas puan arttırması beklentisi ağır basmasına karşın, farklı zamanlarda açıklama yapan konsey üyeleri 50 bas puanlık bir faiz artırımının masada olduğuna işaret ediyor. Evet, şimdi diğer konuğumuza gidelim. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Sizlerin de bayram kutlu olsun. Teşekkürler. Hemen soralım efendim. Genel küresel taraftaki gelişmeler
Amerika, Avrupa bölgesi derken biraz resesyonu da işaret ediyor. Genel bir değerlendirme alalım mı? Biz bayram tatilindeydik. Yurt içi gündem çok meşguldü. Yine her ne kadar tatil de desek birçok konunun görüşüldüğü, konunun belirlendiği hatta gündemi geride bıraktık ama küresel, ABD ve Avrupa tarafındaki resesyon endişelerini yüzde kaç olasılık olarak düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Evet, orada beklentiler bir parça artmış görünse de Amerikan ekonomisindeki canlılık ve Fed'in esasında fena gitmeyen para politikasının sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Büyüme, istihdam gibi rakamlara, genel makro parametrelere baktığımızda Amerikan ekonomisinde hala belli bir oranda canlılığın devam ettiğini ama buna karşın enflasyonda bir aşağı gelme eğiliminin de sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla resesyona girse bile çok hafif bir resesyon olacağı ile ilgili beklentiler bir bakıma giderek daha ağır kazanmaya başladı. Fed'in önündeki önemli engel finansal istikrarı sağlamak. Enflasyonu önceliklendirilmiş görülse de finansal istikrarda ne yapacağı ile ilgili henüz çok net bir resim ortaya koyamıyor. Çünkü bankacılık sektörüyle ilgili net bir bilgi henüz Fed tarafından ifade edilmiş durumda değil. Yaşanan krizi hızlı önlemlerle çözmüş gibi görünüyorlar. Ama krizin tekrarlanmaması ile ilgili henüz net bir durum ortada değil. Az önce siz de söylediğiniz haberlerde 2012'deki finansal düzenlemeleri, daha katı düzenlemeleri bankacılık sistemi üzerinde uygulama yapmaya karar vermiş durumdalar. Bu bağlamda baktığımızda Trump hükümetinin gevşettiği uygulamaların tekrar sıkılaştırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne geldiğimizde Avrupa Birliği'ndeki durum biraz daha farklı. Geç başlayan bir faiz artışı, daha sert bir faiz artışı ile sonuçlandı. Zaten oldu mu olası büyümekle ilgili sorun yaşayan Avrupa Birliği'nde faiz artışına bağlı olarak resesyon sürecinin biraz daha sert olabileceği ile ilgili öncü göstergeler var. Avrupa'nın ekonomik motoru olarak gördüğümüz Almanya'nın bile eski temposundan uzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Güney Kanada ülkelerinde öteden beri devam eden bir sorun var. Finansal anlamda baktığınızda, bankacılık anlamda baktığınızda bunların da önümüzdeki dönemde potansiyel riskler olarak karşımıza çıkabileceğini ifade edebiliriz. Avrupa Birliği'nde görülen bankacılık krizi de aynı Amerika'daki gibi şimdilik derin dondurucu yazılmış durumda. Ama orta vadede başka sorunların da çıkabileceğini unutmamamız lazım. Resesyon ihtimaline geldiğimizde Avrupa Birliği'nin biraz daha yüksek bir resesyonda olma durumu söz konusu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha sakin bir süreçte resesyona girerse girebileceğini ve bunun daha da yumuşak olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hemen biraz da yurt içinden bahsedelim. Özellikle son gelişmelerin piyasa etkisi özelinde neler olacağını düşünüyorsunuz? Enerji tarafı, otomotiv sektörü, ÖTV vesaire derken bunun Borsa İstanbul performansındaki etkilerini değerlendirecek olursanız var mı? Farkındalık yaratacak özellikle. Süreç esasında seçim süreci. Seçim sürecine baktığınızda öncelikle seçimin kimin tarafından kazanılacağı ve seçimle ilgili sonuçlarla ilgili beklentiler alınıp satılmaya çalışılıyor borsada. Ama ilginç bir durum var. Tabii başkanlık ve parlamento seçimi aynı anda yapılacak. Bunların aynı partiye mi gideceği, farklı partilerde mi olacağı ile ilgili beklentiler her gün seçim anketleri tarafından takip ediliyor. Tabii bu süreçte iki tane ayrı bloğunda vaatleri ortaya çıkıyor. Bu vaatlerin pek çoğu da ekonomik vaatler, emeklilerden tutalım da vergi indirimlerine veya teşviklere kadar. Bu bağlamda baktığımızda ÖTV indirimleri ve belli vergi indirimleri yapacaklarını söyleyen siyasi partilere geldiğimizde tabii talebi arttırıcı önlemler olarak bu görülebilir. Özellikle otomotiv sektöründe ufak tefek hareketlere neden olabilir ama önemli olan daha makro bir durum söz konusu. O da seçim sonrasında uygulanacak para ve maliye politikaları ne olacak? Şimdi para politikası sıkılaştırılacak mı? Enflasyonu önlemek için ne gibi önlemler alınacak? Bunlar önemli sonuçlar doğurabilir. Verilen bazı imtiyazlar veya hoş görünen vaatlerin peşinden daha sıkı bir para politikası gelecekse bu hisse senedi fiyatları üzerinde bir baskı da oluşturabilir. Dolayısıyla uygulanacak politikaların ve yöntemlerin hisse senedi piyasalarına yansıması da olacaktır. Zaten sadece bunu teşvikler anlamında değil,
bilançoların kar rakamlarının önümüzdeki dönemde biraz daha düşeceğiyle ilgili beklentilerde de görebiliriz. Bankacılık sektörü başta olmak üzere geçtiğimiz yıla göre bilançodaki karlılık rakamlarının ve kısmen satışlarında düştüğünü 2023 yılı da net bir şekilde bilançolarda göreceğiz. Dolayısıyla bunların da fiyatlama üzerine etkisi olacağını göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, bir diğer tarafta da hemen Mustafa Bey size de soralım. Emtia cephesinde önemli değişimler var. Hem sanayi tarafını ilgilendirecek, aynı zamanda da kıymetli metallerde de gözünüze çarpan, aktarmak istediğiniz noktaları dinleyelim sizden. Kıymetli metallere baktığımızda tabii özellikle altın ve gümüş Amerikan Merkez Bankası'nın tutumundan oldukça etkilenir bir haldeler. Öteden beri böyleydi. Fed'in faiz artışına rağmen güvenli liman arayışında olan pek çok yatırımcının buraya yöneldiği, merkez bankalarının epeydir altın aldığı konuşuluyordu ve bunu yatırımcılara. 2000 doların üstüne çıkan bir ons fiyatını gördük. Fakat şimdi ufak bir düzeltme yapıyor. Baktığımızda altının ons fiyatının işte 1970-1975 dolarlara kadar gelme olasılığı var. Amerika'dan gelecek bu haftaki rakamların peşinden de altının daha net bir şekilde yön bulacağını söyleyebiliriz ama biraz vadeli düşünürsek 2200 dolarlara kadar altının ons fiyatının gelmesini bekliyorum. Bunu aylar önce de ifade etmiştim. Diğer taraftan tabii bunun Türkiye'ye yansıması da dolar fiyatıyla alakalı. Doların Türkiye'deki fiyatının artmasına bağlı olarak altının ons fiyatı aynı kalsa bile gram fiyatında yeni rekorları rahatlıkla görebiliriz. Orada da hedefin 1400-1450 TL'ler civarında gram fiyatı olduğunu ifade edebilirim. Petrole baktığımızda OPEC artının petrol kısıtlamasının peşinden fiyatlarda bir sıçrama yaşandı. Fakat dünya ekonomisindeki yavaşlama ve petrol doğalgaz talebindeki düşüşe paralel olarak da üretim kısılmış olsa da petrol fiyatlarının geriye geldiğini görüyoruz. Zaten son 6 aydır doğalgaz fiyatları da petrol fiyatları da genele baktığımızda düşüş eğiliminde ve bu düşüşler oldukça sert oluyor. Dolayısıyla enerji emtialarında da bu düşüşün yazında devam edebileceğini 70 dolarlar, 65 dolarlar petrol varili fiyatlarında görebileceğimizi ifade edebilirim. Diğer taraftan özellikle tarım emtialarında da benzer bir düşüş eğilimi var. Üretimin artması ve buna bağlı olarak da bolluk yaşanmasına paralel buğday, kakao gibi baktığınızda bu trendin de yazında devam etmesini rahatlıkla bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönem dünya büyümesine paralel olarak tekrar özellikle 3. çeyrekten sonra emtia fiyatlarında biraz daha farklılaşmalar olabilir. Son şöyle bir dakikalık bir dolar endeksi yorumu alayım mı sizden Mustafa Bey? Evet, dolar endeksi de klasik FED'e tabi olduğumuz bir tutum. FED'in muhtemelen bundan sonra iki tane 0.25 faiz artışı yapacağıyla ilgili beklentiler yoğun. Benim de kişisel kanaatim o yönde. Dolayısıyla dolar endeksinin bir parça daha yukarı gitme olasılığı var ama özellikle Avrupa Birliği'ndeki daha hızlı faiz artışına paralel olarak şu anki denge seviyesini koruyacağı kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için sizlere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, Mustafa Aşkın'ı uğurladık. Darfin Finansal Danışmanlık Ortağı. Kısa bir ara, sonrasında buradayız. Ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın yine görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.